Merhabalar arkadaşlar, ben Erdem Çilingiroğlu. Bu videomda Windows 2008 R2 Server kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Bu videomda Windows 7 videosunda olduğu gibi slide gibi bir uygulama olmayacak ve direkt kuruluma geçeceğim. Boot ayarlarında sıkıntı yok. DVD Moptik sürücüye takılı ve sistemi yeniden başlatıyorum. İlk karşılama ekranımızda yüklenecek dil, saat ve para biçimi ve klavye ile ilgili ayarlarımızı soruyor. Burayı kendimize göre ayarlayabiliriz. Language to install kısmında bize kurulumun hangi dilde olacağını soruyor. English tek seçenek. Time and currency formatta hangi ülkeye göre zaman ve para birimi ayarlarının yapılacağını soruyor. Ben Türkiye'de olduğumdan Turkey yapıyorum. Ve keyboard or input metotta da işte klavye ve giriş dili metodunu soruyor bize. Turkish Q olsun. Next'i tıklıyorum. Bu ekranda Install Now seçeneğini tıklarsam yeni kurulum ekranına geçecektir. What to know before installing Windows linki, Windows yüklemeden önce bilinmesi gerekenleri ifade ediyor. Upgrade yani yükseltme ile ilgili bilgiler yer almakta. Yine bu link altında bize bazı tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca meşhur arka plan resimlerini kimin çektiği ve telif hakları ile ilgili bilgiler de yer almakta. Repair your computer link ise bilgisayarınızı onarın demektir. Daha önceden kurduğunuz Server 2008 ile ilgili bir sıkıntı olduğunda bu link sayesinde onarım yapabilirsiniz. Biz yeni bir kurulum yapacağımız için Install Now seçeneğini tıklıyoruz. Bu ekranda bize hangi sürümü kuracağımızı soruyor. Biz eğitim ve her özelliğini öğrenebilmek maksatlı kullanacağımız için Enterprise Edition Full Installation yapıyoruz. Bakın Windows Server 2008 R2 Enterprise Full Edition. Full Installation, pardon. Next'i tıklıyorum. Her zamanki gibi sözleşmemizi okuyoruz ve kabul ediyoruz. Etmezsek kurulum devam etmiyor. I accept the license terms diyorum ve next diyorum. Windows Server 2008'e upgrade mi yoksa custom bir kurulum mu yapacağımızı soruyor. Tabii biz yeni kurulum tavsiye ettiğimizden dolayı custom'ı seçiyoruz. Bu ekranda disklerim hakkında bilgiler yer almakta. Benim kurulum yaptığım sanal bilgisayarda 500 GB'lık bir disk mevcut. Ben sistem tarafına 100 GB alan ayırıp kalan 400 GB'lık kısmında 200 GB'dan oluşan iki bölüm oluşturup yedek olarak kullanacağım. Buna göre diskimi bölümlüyorum. Bakın Drive Options'ı seçiyorum. New diyorum. 100.000 yaptım. 100 MB'lık kendine bir sistem alanı ayıracağını söyledi bize. Tekrar yeni diyorum. Bir tane daha bölüm oluşturuyorum. Evet, ben şimdi 100 GB'lık partition'ı seçip next diyorum. Dosyaların kopyalanması işlemi başladı. Bilgisayarınızın özelliklerine göre 10-15 dakika gibi bir süreç tutacaktır.
Bu gelen uyarı ilk kez login oluyorsanız şifrenizi değiştirmelisiniz olarak çevrilebilir. O halde yeni bir şifre giriyoruz. Buradaki şifre kompleks olmalı, yani büyük küçük harf, sayı, hatta noktalama işareti. Evet, şifremizi kabul etti. Okey diyoruz. Masaüstümüz hazırlanıyor. Evet, gördüğünüz gibi Server 2008'i kurmuş olduk. Server 2008'in kurulumunda herhangi bir zorluk yok. Bundan sonraki olay tamamen Server 2008'in yönetilmesiyle alakalı. İyi çalışmalar arkadaşlar.